herkese merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün o çok merak ettiğiniz o sorunun cevabını bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Dünyayı kurtar aldığımızda ne kadar BPP kasabiliriz ya da BPP kasılıyor mu? Kasılıyorsa ne kadar kasılıyor? Dünyayı kurtar satın aldığımızda her sezon mu satın almamız lazım? Bu soruların hepsinin cevabını arkadaşlar bu videoda göreceğiz. Şimdi hemen bir dünyaya kurtara girelim. Bu arada ben standart deluxe aldım. Yani en ucuz paket aldım. 44 liraydı PlayStation'larda. Bilgisayarlarda 30 TL arkadaşlar. Platform farkı olduğu için bilgisayardan aldığınız şeyi PlayStation'da oynayamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben bilgisayardan WPP aldım. PlayStation'a geçmemişti. Aldığım WPP ile bir skin alıp ürün iade edip geçirdim. Yani platform farklarında satın alımlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. O yüzden oynadığınız platformdan alışveriş yapmanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar, Dünyayı Kurtar %50 indirimli aldık 44 liraya. Yani 44 lira ne demek? 1000 WPP demek arkadaşlar. 1000 WPP almadık ama biz Dünyayı Kurtar aldık. Ve şu anda mükemmel iyiyiz. Ve girelim abici Dünyayı Kurtar'a. Bugün ilk defa giriyorum. Hem de anlatacağım her şeyi. Arkadaşlar, standart aldığınızda size günlük bir tane lama veriyor. Eğer başka sürüm delikslerini yükselttiğinizde lamalar hani gün geçtikçe daha fazla artıyor. Peki bu lamalar ne yapıyor? Oyun içerisinde sizi daha hani kolay level atlamanızı sağlıyor. Mesela şu an bana günlük ödülümü verecek. Onun ekranı yükleniyor şu an. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Burada, dur, günlük görevimiz geldi. Ondan sonra değineceğim arkadaşlar. Bak, 7. günde değişik bir lama verecek. Sonra 10 gün, 10. günde değişik. Yani her gün farklı ödüller veriyor. Mesela 7. günde bir tane silah verecekmiş. Bugün bize bir şey verdi işte. Nadir yakın dövüş silah şeması. Şema veriyor. O şemalarda da arkadaşlar değiştirebiliyoruz. Şu an bakın 1860 WPP'lim var. 1860 WPP'lim. Arkadaşlar ben 1860. Aynen. Bu 1860'ın 500 arkadaşlar şeyi fullediğim için geldi. Savaş bileti fullediğim için geldi. Normalde benim 1300 WPP'lim olması lazımdı arkadaşlar. Şimdi ben bu Dünyayı Kurtar satın almadan önce 300 WPP'lim vardı. 300. Yani çok az 300 WPP'lim vardı. Dünyayı Kurtar satın aldım. 1300 WPP. Yani 2 gün içerisinde 2000 WPP kastım arkadaşlar. Hatta şuradan da anlayabilirsiniz. Ben bir tane şey aldım, tırpan aldım. Bunu da oynanış videosu çok kısa süre içerisinde gelecek. Tırpan 800 WPP arkadaşlar. 1300 WPP'lim de orada vardı. Yani 2000 küsür WPP kasabiliyorsunuz 2 gün içerisinde başlangıçta. Şimdi bize bir görevler veriyor arkadaşlar. Hatta günlük görev gelmiş, bakın bir tane. Hatta bak, bir tane daha gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Çok basit görevler. Ne yazıyor? Dur. Ne yazıyor abi? Başarılı görevlerde 8 oyuncak ayı yok et demiş. Genellikle Banliyöller'de bulunur demiş. Banliyöller nasıl bir Türkçe? Türkçe çevirirken bayağı bir sıkıntı çekiyorlar. Ama bunları arkadaşlar yapacağız. Bakın, günlük görevler en fazla 3 tane verebiliyor. Ben dün girdim, yapmadım. Ama bugün girdim, yapacağım. İşte yaparız. Şimdi arkadaşlar bakın. Lokun canavarlarını yok et, ucubeler. Yaparsak 100 WPP verecek. Şimdi günlük görevlerden de 2 tane yapacağız. 100 WPP verecek. Görevlerde de arkadaşlar şöyle görevimiz var, bir tane. 5 görev tamamlarsak 50 WPP. 2 fırtına kalkan savunması tamamlarsa 50 WPP. Yani bunu bir gün içerisinde 2 saatinizi vererek yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Yani 2 saat verirseniz bunların hepsini yaparsınız bu görevleri. 2 saat verirseniz ne kadar WPP kazacaksınız? 50, 100, 150, 200, 300 WPP kazacaksınız. Bir de arkadaşlar şöyle gelelim oyun haritasında. Ana üst savunma kalkanı fırtınasını savun diyor diyor arkadaşlar görevin biri. Mesela bunu yaptığınızda size ekstradan bir 100 WPP daha veriyor. Yani 500 WPP kasabilirsiniz bir gün içerisinde 2 saatinizi ayırarak. Şimdi gelelim bir diğer olayımıza. Ganimetlerde lamalar var arkadaşlar. Benim açmamış 4 tane lamam var. Lamaları açacağız. Bir de şeye geçelim arkadaşlar. Şimdi ben standart deluxe aldım ya. Bunu yükseltebiliyorum. Ben standart aldım. Bunu standart deluxe yükseltebiliyorum. Süper deluxe var, limited deluxe var. Bunlar neler verdi? Zaten şu anda yazıyor arkadaşlar. Benim teker teker söylememe gerek yok. Gelip buralardan inceleyerek bakabilirsiniz. Tabii ki en fazlası, en yani güzel vereni bu yani. Buna daha fazla görev veriyor diye biliyorum. Daha fazla WPP'li görevleri veriyor. Şuna ona nazaran az. Şu da normal. Benimle birlikte aldığınız şey arkadaşlar. Yani bunda fazla bir şey vermiyor. Bu da ekstra bizden hani aşırı büyük fark yok. Semih aldı bunu da. Şu an Semih'le aynıyız zaten. Hani aşırı büyük fark yok. Şimdi arkadaşlar bak, 44 lira verip 1000 WPP alacağım ama 44 lira veririm şey alırım
Dünyayı kurtar alırım ve paper kasarım. Şimdi ganimette açalım abi lambalarımızı. Böyle lamba geliyor, böyle çok güzel. Aa, balta gelmiş, bir şey mi keseceksin? Tabii seni keseceğim. Mavi pump güzel abi. Bir tane pump verdi. Güzel. Zaten burada isimler yazıyor arkadaşlar. Buralardan lambalarımızı açalım. Şimdi gelse bir de şöyle güzelliği var. Bak mouse'u çevirdiğinde lambanın gözüne bakın abi. Hop ya. Ya aslında sorulan bir cevap soru da var arkadaşlar. Battle Royale şeye oyun dünyayı kurtar modunu aldığımızda iki tane karakter veriyor bilmiş olduğunuz gibi Battle Royale. Onu hala veriyor mu sorusu var arkadaşlar. O da veriyor. Evet, astronomu da gider gösteririm. O güzel. Hop. İşte böyle bu tarz lambalar açarak oyun içinde paylaştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar günlük 500 lambalar alacak durumdasınız şu an. Zaten senin bununla ilgili detaylı video çekti, onu kanala da gidip bakabilirsiniz. Burada şeker. Aa, gece gölgesi geldi. Aa, Semih'in karakter geldi bana da. Şimdi arkadaşlar 500 şekerde bir tane şunu alalım. Değil mi? Bundan da güzel şeyler veriyor, o yüzden aldım bunu. Sniper verdi, karakter verdi. Bakalım. Aha, bu güzel oldu. Oo, bu da güzel abi. Bu da güzel. Hadi bir de efsanevi, tüf bu sefer vermedi. Geçen efsanevi lama verdi arkadaşlar. Onu da Clox ile yerleştirdik. Yetenek kasıyorsunuz arkadaşlar. Yetenek kastıkça daha çok. Oo, 1056 vermiş. Yetenek kastıkça daha da çok oynanışınız kolaylaşıyor. Ben bunu sonra kasacağım. Yetenek harcını geçelim. Şimdi ha, bu arada arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız günlük görevleri almak için şuraya gelmeniz lazım. Bu aşamaya geldikten sonra günlük görevleriniz açılıyor. Yani bu aşamaya kadar gelene kadar oynamanız lazım. Bu aşamaya gelmek için de bir 3 saatinizi harcamanız lazım. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Nerede o? Cephanelikler. Tüm kahramanları geçelim abi. Koleksiyon kitabı var arkadaşlar. Koleksiyon kitabında ben 32. aşamayım. Şimdi koleksiyon kitabında 16. miydi? Yok, 6. aşamada 1500 web apel veriyor arkadaşlar. Bir de 26. aşamada 500 web apel veriyor. Yani size verilen kartları mesela şu şekilde göstereyim. Mesela bu kartı buraya yerleştirdiğinizde bu şekilde level atlıyorsunuz. Bu levelleri böyle atlıya arkadaşlar o 500 web apelleri alabilirsiniz. Yani başlangıçta sıfırdan oynayan bir insan, yani benim gibi standart deluxe alan bir insan, hani o demiş az önceki gösterdiğim yere gelene kadar 1000 web apelli koleksiyon kitabında şey biriktirebiliyor. Yani yeteneklerden şuraya gelene kadar 1000 web apelli koleksiyon şey biriktirebilirsiniz, yani karakterleri. Onu da direkt verdiğinizde arkadaşlar 1000 web apelliniz olur. Bu arada buraya verdiğiniz ürünler, yani koleksiyon kitabına verdiğiniz ürünler normal şeyinizden gidiyor, oyununuzdan. Mesela bunu buraya verdiğinde normal oyundan gidecek. Bunu çıkartmak için arkadaşlar yuvadan çıkartıyorsunuz, 20 web apel vermeniz lazım bunu da çıkarabilmek için. Yani o yüzden buraya yaptığınız eşyalarda dikkatli seçin. Çünkü ben birçok silahım gitti, mesela şey de gitti. Şu lama da gitti. Bu lama da güzel bir karakterdi arkadaşlar. Eşyayı inceleyelim. Görüntüle. Bak şu lama bende vardı. Gitti. Ama bunu geri çıkartabilirim. Hani ama kullanamadığım için verdim zaten. Şimdi arkadaşlar bu şekildeydi. Birçok soruyu cevapladım. Yani cevaplamaya çalıştım daha doğrusu. Buradan silahlarınızı falan yükseltebiliyorsunuz. Gelen silahlar falan var. Şu an zaten bende pek bir silah yok. Oyuna yeni başladığım için gün geçtikçe olacak bunlar da. Arkadaşlar Dünyayı Kurtar modunun daha çok videosunun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de ankete katılırsanız arkadaşlar bu benim için çok önemli. Şimdi Battle Royale'e geçip o gelen karakterleri de gösterelim. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yani umarım anlatabilmişimdir. Yani alın, pişman olmazsınız arkadaşlar. 44 lira verip 1000 pepel alacağınıza oradan alın. En azından günlük girip hani arada bir canlı sıkıldığınızda oynarsanız BPP kasabilirsiniz. Mesela dükkana ne gelmiş atıyorum. Bakalım dükkan içerik mağazası. 2000 istiyor değil mi bunu? Mesela benim şu ana kadar 1800. Yani ben 1 saat oynasam direkt bunu alabilirim. Hatta yani biraz daha 2 gün falan oynasam, zaman geçirsem yani bu gazmayı da alabilirdim. Yani seti tamamlayabilirdim. Ama 1000 BPP alsam hiçbir şey işime yaramazdı. Bakın mesela oğluma gelmiş. Dur bir dakika, bunu şuradan bir kurt adam alıp deneyelim arkadaşlar. Bu arada fullledik bunu da. Neyse ben bunu alırım arkadaşlar. Bu arada evet, dolabımıza gelelim. Şey aldıktan sonra arkadaşlar o dediğim yere geldikten sonra size bu iki tane pembe takım lideri. Alo. Heh.
Pembe takım lideriyle savaş boyası veriyor. Bunların da çantaları da yanında getiriyor zaten. Biri bu, biri de bu arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.